Namazda kıyamda sol ayak sağa değdiriliyor. Sünnet olduğu söyleniyor. Bu sünnet midir? Kıyamda Hanefi mezhebine göre ayakların birbirlerine değdirilmesi değil, aksine ayaklar arasında dört parmak kadar bir mesafenin varlılığından bahseder bizim kaynaklarımız. Hı-hı. Özellikle Fetevain diye bakarsanız bu şekilde ifadeleri bulabilirsiniz. Bu daha fazla secdede topukların birbirlerine değdirilmesi, hı-hı, veya rükû anında topukların birbirlerine değdirilmesi. Bu konuda İbn Abidin rahimullah haşiyesinde Zahidi'den naklen sünnet olduğunu ifade ediyor. Ki bununla alakalı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifte Kâb'ın Kâb'a değdirilmesi şeklindeki bir hadis-i şerifti. Bu şekilde ifade ediyor. Ancak Hanefi fukahasında Zahidi'den önce bunu söyleyen yok. Abdülhay el-Leknevi'nin Es-Siaye diye bir kitabı var. Son ahir ömründe yazmış olduğu, hı hı, hatta na tamam olan imame bahsine kadar gelen bir kitap. Orada ise bu meseleyi ele alıyor, tahkik ediyor ve diyor ki bu hadis-i şerifin yanlış yorumlanması, yanlış anlaşılması Hanefi mezhebine göre ayakların birbirleriyle teması değil. Bu diğer mezheplerin ayakların hani saf düzenindeyken yandaki birbirine, kişinin, hmm, ayağına temas etmesiyle alakalı ki Hanefiler de bunu zaten tevil ediyor. Bununla alakalı diyerek diyor ki ne secdede ne rükûde ayakların birbirlerine temas etmesi sünnettir diyemeyiz diyor. Hmm. Ki Leknevi bunu uzunca anlatıyor, uzunca bu meseleyi tahkik ediyor. Hakikaten İbn Abidin'e baktığımız zaman bunu Zahidi'ye nispet etmiş, Fetevain diye Zahidi'ye nispet etmiş. Ondan öncesi de yok. Bu konuda da bu gibi bazı işgaller olduğu için Hanefi fukahasından şunu diyenler de var. Zahidi'nin tek kaldığı konularda itimat edilmemeli. Yani onun, hmm, bu görüşü muteber olarak bakılmamalı. Ki zaten dayandığı hadis-i şerifte Şafilerin delil olarak getirdiği bir hadis-i şerif ve ayakların birbirlerine temas etmeyle yönelik olduğu için bu konuda evet biz ilk dönemlerde okuduğumuz zaman ibareyi söyleyerek sünnet olduğunu demiştik ama Leknevi'nin bu ifadelerinden sonra ki Efendi Hazretlerimizin uygulamalarına da falan baktığımız zaman böyle bir değdirme söz konusu değildir. O yüzden kıyamda da ayaklar dört parmak mesafesinde açık kalacak. Secde ve rükû halinde de aynı bir klasik bir şekilde birbirlerine değdirilmeden yapılmasından bahsediyoruz. Böyle yapmış olanlar varsa veya böyle bir şey görmüş yoktur yani. Bu, çünkü yani netice itibariyle bu namazda bir kerahati gerektiren veya da namazın sıhhatine engel olan bir durum değildir. Tamam hocam.